Efendim iyi akşamlar. EkoTürk ekranlarında bir bizim stadyumla yeniden karşınızdayız. Bu akşam çok özel, çok değerli, çok renkli iki tane eski benim dönemimde yani futbolculuk dönemlerine de yetiştiğim, yani daha doğrusu onların muhabirlik döneminde futbolcuyken maçlarını çok takip ettiğim çok değerli iki tane renkli konuğum var. Önce sizlere onları bir takdim edeyim. Özellikleri şu, biri Fenerbahçe'den Galatasaray'a gitti, diğeri de Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geldi. Evet, önce Fenerbahçe'den Galatasaray'a giden tabii ki futbolda önemli bir isimdi. Türkiye'de, dünyada Real Madrid'e de kadar gitti. Elvir Baliç. Baliç hoş geldin. Hoş bulduk Faik abi. Diğeri de biliyorsunuz Galatasaray'daydı. Altyapıdan yetişti ve daha sonra Fenerbahçe'ye geldi. Fatih Akgel. Fatih Akgel hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, Türkiye'de Fenerbahçe-Galatasaray maçları olduğu zaman dünya duruyor adeta. Bu haftada, geçtiğimiz haftada ve ilerleyen haftalarda çok konuşulacak bir maçı daha geride bıraktık. Hem o maçı konuşacağız, anıları konuşacağız, çok özel bantlarımız var. Hepsini konuşacağız. Önce Fenerbahçe'de bir gündem maddesi var. İsmail Kartal. İsmail Kartal kalacak mı, gidecek mi muhabbeti şu anda herkesin dilinde. Önce maçtan sonra, Galatasaray maçından sonra İsmail Kartal'ın bir açıklamalarını dinleyelim ve programın startını verelim. Maçın değerlendirmesine geldiğimizde Fenerbahçe-Galatasaray derbileri her zaman iz bırakmıştır. Bütün dünya basınında da takip edilen bir derbidir. Bunun oyuncuların bilincindeydi, biz de bilincindeydik. İkinci bölgede karşıladık. Zaman zaman üçüncü bölgede rakibe baskılar yaparak kendi işimizi en iyi şekilde oyuncularım elinden geleni yaptılar. Söylediğim görevleri taktik anlamda, oyun disiplini anlamda herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Bizi burada destekleyen muhteşem Fenerbahçe taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bize inanarak, güvenerek son maçlarda stadımızı, tribünleri dolduruyorlar. Bu galibiyeti muhteşem Fenerbahçe, büyük Fenerbahçe taraftarlarına armağan ediyorum. Gerçekten aramızda çok güzel bir bağ var, çok güzel bir iletişim var. Hepimiz birbirimize çok çok önemli. Kim hak ediyorsa onu oynatmaya çalışıyoruz. Takım içinde çok önemli bir adaletimiz var. Onlar da bunu biliyorlar. Çok net bir insanım. Her şeyi, herkes, her zaman bütün oyuncularımla çok net konuşabiliyorum. Taraftarın desteğine gelirsek onlara çok teşekkür ediyorum. Bir İsmail Kartal olarak kendi evimde, kendi yuvamda böyle taraftarlarımızın bana göstermiş oldukları bu güven dolu, bu güzel desteklerinden dolayı onlara ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Oynadığımız bütün maçların analizlerini yapıyoruz biz ekibimizle beraber. Baktım, yani bizim takımı ne lazım, ne yapmam lazım? Bazı oyuncuları yan yana yapıştırmam lazım. Bunları tespit ettik ekibimle beraber. Takım oyunu oynayan, beraber mücadele eden, hücumda ve savunmada birlikte hareket etmeye çalışan oyuncu grubundan yanayım. Çıkan oyuncuların yerine de başka bir oyuncuyu soktuğumuz zaman aynı planı yürümesi önemli. Bunları sağladık biz aslında şu anda. Takım içerisindeki oyuncularım da birbirlerine saygı duyuyorlar. Bu çok güzel bir şey. Başarı zaten bir takım içerisinde adalet varsa, saygı varsa, inancınız varsa, birlikte herkes mutlu bir şekilde çalışıp işini yapmaya çalışıyorsa o takım zaten başarılı olur. Biz de bunu sağladık şu anda. Yani bunu başarmış oluyoruz. Yani. Evet, şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz Löw'ün adı geçiyor, Jesus'un adı geçiyor. Sonra benim yaptığım bir haberde Davor Şüker'le görüştüğü bir Hırvat teknik adam meselesi var Sayın Ali Koç'un. Ne olacağı hala belirsiz. Tabii skora bakınca, sonuçlara bakınca da İsmail Kartal başarılı gözüküyor. Barış, ne diyorsun İsmail Kartal için? Şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani Fenerbahçe bu sene hedef koyarken muhtemelen yani hepimiz bildiği gibi şampiyonluktu. Yani şampiyonun dışında her şey başarısızlık sayılıyor. Yani Fenerbahçe büyük camia ve her zaman şampiyonla oynaması gerekiyor ve şampiyon olması gerekiyor. Tabii İsmail Hoca geldikten sonra gerçekten takım bir çıkış yakaladı, bir reaksiyon gösterdi. Fenerbahçe bu sene inişli çıkışlı bir grafiği çizdi ama İsmail Hoca'dan sonra söylediği gibi Fenerbahçe bir başarılı bir performans ve ikinciliği muhtemelen ikinciliği bu sene bitirecek. Tabii şimdi şöyle bir şey var. 6 hafta kaldı. Diyelim ki 6 haftada İsmail Kartal yine kazandı ve başarılı oldu. İkinci bitirdi. İkinci bitirdi. Şampiyonlar Ligi önemli. Şampiyonlar Ligi önemli var.
Önümüzdeki sene bana göre hak kazandı. Yani kalmasını başarılı bir şekilde kazandı. Ve devam etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ama tabii şöyle bir risk de var. Önümüzdeki sene yani yönetim nasıl bir karar verecek? Diyelim ki önümüzdeki sene devam etti. Bir 4-5 hafta mesela kötü başladı. Acaba lar olacak mı yine? Ya da işte yeni teknik direktör geldi. O da diyelim kötü başladı. O zaman şey diyebilirler. Direkt hani keşke biz İsmail Hoca ile devam etseydik. Zor bir karar vermek. Aslında karar verme gerçekten çok zor. Ama şu anda baktığımız zaman İsmail Hoca gerçekten başarılı. Çoğu şey değiştirdi takım içerisinde. Mesela ilk başlarken Pereira ile bir iyi yakaladı Fenerbahçe. Sonuçları sonra biraz inişler oldu. Kötü olmaya başladı. Fiziksel olarak bana göre de güçlü değildi Fenerbahçe. Onu da bir seviyeye getirdi bana göre. Ve dediğin gibi şu anda başarılı gidiyor. Bakalım ne olacak? Yani yönetim için de karar vermek kolay olmayacak diye düşünüyorum. Fatih Akgel, Fenerbahçe'de uzun yıllar sen de oynadın, ter döktün. Böyle bir durumda ne olması lazım? Nasıl bir karar alınır? Ne diyorsun? Valla şimdi tabii bana göre de yönetim kararsızdır diye düşünüyorum. Önündeki son maçlara da bakacaktır. Onları da etkisi edecektir diye düşünüyorum. Baliç'in de dediği gibi İsmail Hoca Fenerbahçe'ye geldikten sonra Fenerbahçe bir hava yakaladı. Ama tabii şöyle de bir şey var. Şimdi gerçek konuşmak gerekirse burada Fenerbahçeli futbolcuların yarıştan koptuğu ve rahat olduğu bir ortam var. Çünkü baskı yok, stres yok. İsmail Hoca'nın her türlü sonuca zaten hazır. Taraftar, herkes hazır. Onun için de futbolcuların üzerinde bir baskı yok. O baskı olmadan oynuyorlar şu an. Ama sezon başı geldiğinde o baskı tekrardan geri gelecektir. Onun için o zaman ne yapacağını göreceğiz tabii. Ama dediğim gibi İsmail Hoca ile güzel bir hava yakaladı. Ama ben yine bence de bir Türk antrenörün böyle başarılı olması çok iyi. Ben de hocanın kalmasını isterim mesela Fenerbahçe'nin başına İsmail Hoca'nın. Ama Fenerbahçe yönetimi bence hoca arayışı hala sürüyordur diye düşünüyorum. Yani, yani İsmail Kartal'ın yine bir hoca olacak. Evet, bir isim olarak isim hoca arıyordur diye düşünüyorum. Ama o da sonunda bir takım soru işaretleri. Gelirse kötü bir başlarsa bu sefer niye gitti? Aynı yani zaten Fenerbahçe'nin bence yani önümüzdeki sene hemen hemen birçok futbolcuyla yollarını ayıracaktır diye düşünüyorum. Yerle yeni bir kadro kuracaktır diye düşünüyorum yani. İsmail Hoca kalsa da kalmasa da Fenerbahçe'den çok oyuncu. Ama şimdi bu oturan bir takım var. Mesela ben Fenerbahçe'nin her zaman şunu iddia ediyorum. Şimdi mesela Torrent'i de eleştiriyorlar filan ama o gün ben Fanatik Gazetesi'nde de maçtan önce de %70 şans verdim Fenerbahçe'ye. Galatasaray'a şans vermedim. Hı. Ben teknik direktör değilim. Ama şu var. Fenerbahçe'nin yedek kulübesine bak. Koy Galatasaray'a maç kafa kafaya gider. Evet. Kimler yedek ya? Yani Fenerbahçe'de daha güçlü bir kadrosu var. Yani Galatasaray'da o bir gerçek. Burada olması zaten çok büyük. Şimdi bütün otoriteler kesinlikle. Zaten herkes aynı şeyi. Ama Fatih söylediği bence önemli bir nokta var. Yani şimdi siz sezon başında ya da o yarışın içinde kaldığınız zaman, şampiyonluğa doğru gittiğiniz zaman yanında işte Beşiktaş'ın, Galatasaray'da, Trabzon'un puan puana gittiğiniz zaman esas o baskı kaldırabilecek oyuncular mı acaba? Değil mi? Şu anda bence, çok rahat. Tabii şu anda çok rahatlar. Çünkü yani sezon başında gördüğümüz zaman ve ortasında bunu kaldıramıyorlar gibi ben gördüm. Yani çünkü bu kadar düşüş olamaz. Yani çünkü Pereira zamanında şimdi çok yani bu takım niye kuruldu? İşte çok iyi bir takım diye kuruldu. Ve çok umut vaat ediyordu. Herkes bir umut bekliyordu Fenerbahçe'den bu sene. Ama baktığınız zaman o baskıyı kaldıramadı bu oyuncular. Aynen. Yani açık konuşmak gerekirse Fenerbahçe tabii ki şu an iyi gidebilir. Ama ben hala Fenerbahçe'de Fenerbahçe gibi büyük bir takımda, büyük camiada oynayamayacak oyuncular olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'de şu an. Şimdi mesela alındığı zaman yere göğe koyamadıkları bir Gustavo ile Sosa böyle sanki şimdi hiç nereden alındı gibi filan yorumlar yapılıyor. Kulübeye mahkum edildi. Bunları satalım atalım. Yani evet. Bugün Sosa ile Gustavo öyle oyuncular mı? Gustavo ve Sosa, özellikle ben Sosa'yı çok beğeniyorum. Gerçekten çok kalite bir oyuncu. Zaten kariyerli bir oyuncu. Ama
şöyle bir şey var. Sezon başından beri hatırlarsan Pereira'yla da biraz sıkıntılar oldu. İşte oynatıldı, oynatılmadı. Biraz küstürdü gibi oldu. Evet. Bir arada tabii İsmail Hoca'yla da öyle bir şekilde oldu. Tabii yaşı da var, 37 yaşında zannedersem. Ama bence de Fenerbahçe'nin en kalite oyunculardan biri şu anda. Sosa. Ama Sosa bence de. Ama önümüzdeki sene bence Fenerbahçe artık Sosa'yı düşünmeyecek diye düşünüyorum. Gustavo'yu da herhalde. Gustavo da öyle. Ve şunu da düşünüyorum, yani Fenerbahçe'nin kadro ile ilgili orta sahada mutlaka ofansif bir orta saha alması gerektiğini diye düşünüyorum. Tabii neyse, onu daha sonra belki konuşuruz ama. Konuşuruz. Peki Baliç, İspanya'ya macerasına geçmeden evvel şunu sorayım bu bölümde Galatasaray'a ilgilendiği için. Sen uzun yıllar İspanya'da top koşturdun. Torrent'i tanıyor muydun orada? Torrent'i tanımıyorum. Hiç tanımıyorum, duymadım. Daha sonra işte duydum Guardiola ile çalıştığını, yardımcılığını yaptığını. Yani onun ile ilgili aslında fikri de söyleyebilirim. Evet. Şimdi Torrent ile ilgili şunu söyleyebilirim. Maalesef Türkiye'yi tanımamış. Yani Türkiye'deki futbolu tanımamış diye söyleyebilirim. Bunu neden söylüyorum? Şimdi kısıtlı bir kadrosu var gerçekten Galatasaray'ın. Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'a baktığımız zaman çok daha düşük. Çok daha düşük kalite bir kadrosu var. Ama bir teknik direktör oyun içerisinde bazı hamleleri yapmak zorunda diye düşünüyorum. Son maçta hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Mesela bariz gözüktü diyelim Fenerbahçe'ye karşı. Ne değişti mesela bu son maçta? 4-2-3-1 sistemde 4-1-4-1 gibi bir şey oynatmaya başladı. İşte Taylan'ın sürekli o topu alışı, geri pas vermesi, sürekli sadece geri oynaması. Mesela o maçın içerisinde bazı değişiklikler bana göre yapabilirdi. Yani çünkü bariz görünüyor. Yani Galatasaray ileri gidemiyor. Sürekli geri oynuyor. İşte bazı hamlelere bakıyorsun, hiçbir hamle yapmıyor. Hala bu aynı oyuncularla ısrar ediyor. Aynı şekilde ısrar ediyor. O yüzden ben burada biraz, yani bilmiyorum, Torrent'i biraz... Seneye kalır mı sence? Bence çok zor ya. Zor. Çok zor. Sen tabii büyük başarılara imza attın Galatasaray forması altında da. Nasıl görüyorsun Torrent'i? Yani bu Galatasaray'ın bu çöküşü neden sence Fatih? Ya Galatasaray'ın çöküşü tabii ki yabancı bir hoca geldi Fatih Hoca'dan sonra. Türkiye'yi tanımıyor, oyuncu yapısını tanımıyor. Tanıması çok uzun bir zaman alabilir. Yani yıllardır da tabii senelerdir Guardiola'nın yanında yardımcılık yapmış. Ben geçen gün bir yerde de söyledim. Yani yani bana sordular, dediler ki yani bu adam hiç mi Guardiola'dan bir şey öğrenmemiştir? Ama bir gerçek de var. Bu adam mutlaka, bu hoca mutlaka Guardiola'dan bir şeyler öğrenmiştir. Öğretecektir ama öğrenen nerede dedim ben. Bir de o tarafına bakmak lazım işin. Yani kime ne vereceksiniz? Şimdi hep hocaya yüklenmeyelim bana göre. Yani evet, hocanın da hataları var. İşte Türkiye'yi tanımıyor, belki antrenmanda gördüğüne inanıyor falan. Ama Galatasaray'ın futbolcu yapısı olarak baktığınız zaman da, yani Galatasaray, şimdi biraz önce Gustavo'dan bahsettik, Sosa'dan bahsettik. Orada oynamayan Gustavo ve Sosa'yı Galatasaray'a alın, yıldız olurlar. Bunu söylüyorum ya, Fenerbahçe'nin yani yedek kulübesinde zaman. Bak, yedek kulübesinde bak. Sosa, Gustavo, tabii. Salahi, Pelkas. Yani bunları Galatasaray'a alsanız şimdi yani çok daha farklı yani. Olur yani. Şimdi bir malzeme de yok ama tabii. Hocanın... Ya malzeme de yok. Elinde hani... Evet, hocanın hataları biraz önce de söylediğim gibi var ama elindeki malzeme de yok. Ama gençlik yola çıktı Galatasaray. Sonra işte Gomis, Babel ve en son Arda Turan. Mesela Arda Turan'ın oyuna girişi de beni çok üzdü. Bence kasten sanki oyuna sokuldu gibi oldu. Ne dersin? Kesinlikle, kesinlikle yani. Yani Arda Turan orada oyun alınır mı yani? Bu duruma olması, ben de çok üzülüyorum. Yani Arda'nın gerçekten, yani görüntü iyi değil. Yani biraz daha... Yani niye oyuna, ne gerekçeyle mesela alır insan onu oyuna? Yani işte onun tecrübesine, onun kalitesine hala güveniyorlar. Belki bir hareket yapar. Bir umuttur diye. Bir umut olmuştur yani. 82-83. Ama şöyle bir şey, Galatasaray'da zaten her tarafta, Galatasaray'ın her tarafı şu an affedersiniz biraz saçmalık gibi. Yani yönetiminden tutun, oyuncu yapısından tutun, hocasından tutun. Galatasaray'da bir sürü saçmalıklar oluyor şu an. Bu lig Galatasaray'a kahır geliyor. Bir an önce bitmesini istiyor Galatasaray bu sene. Çünkü gerçek anlamda Galatasaray hiç bu kadar kötü olmamıştı. Hiç bu kadar kötü görünmemişti. Galatasaray hani Kadıköy'deki Fenerbahçe maçından en son oynadığı için bahsediyorum. Yani en kötü döneminde bile Fenerbahçe ile kafa kafaya top oynayan, yani pozisyona giren bir Galatasaray vardı. En kötü halinde bile yani Galatasaray. Yani maç başladı. Ama, belli oldu yani maçı. Tabii yani zaten kendini belli etti. Onun için yani Galatasaray ilk defa böyle kötü bir
pozisyona düşüyor. Onun için bir de motivasyon değil mi? Hiç motivasyon yok. Tabii yani bir Fenerbahçe maçı. Bir derbi yani ne olursa olsun bir motivasyon böyle bir istek olur falan da onu da göremedik Galatasaray'da. Sonradan böyle sanki senin yani, hazırlık maçı. Aynen. Tabii aynen. Baktığınız zaman bütün oyun sistemini Kerem'e bağlamış bir Galatasaray. Maçta iki kişi kımıldadı. Biri Kerem, biri de Babel biraz kımıldadı. Biraz. Bir şeyler yapmaya Kerem de sakatlıktan çıktı. Kerem de sakatlıktan çıktı. Çocuğa iğneyle oynuyordu. İğneyle oynadı. Çocuğa yüklenmek de yanlış olurdu ama çocuğu da mecburen oyuncu olmadığı için sahada tuttular. Baliş, Fenerbahçe'de bir de en çok konuşulan şu, bu Fenerbahçe 4 yıldır bir santrafor olamıyor. Mesela Fenerbahçe'de senin dönemin dahil gördüğün en iyi santrafor kimdi? Ya da bu Serdar Dursun, Berisha, bunlar için ne diyeceksin? Ya bu bir gerçek. Gerçekten ben hiç Fenerbahçe'de bu kadar vasat, hani açıkçası bunu söylemek lazım, forvet görmedim. Çünkü Fenerbahçe senelerce kimler gelmişti yani. Bizim dönemlerimizde işte Moldovan vardı, ne bileyim daha sonra Hoydonglar vardı işte. Şimdi aklıma Anelkalar, ne bileyim şimdi bir sürü kalite oyuncular vardı. Her zaman vardı. Zaten forvet çok önemli bir mevki tabii. Her mevkin gibi. Ben de açıkçası sezon başından beri yani sadece bu iki tane oyuncuyu güvenmesi zaten çoğu maçlarda da gördük gerçekten. Tamam mücadele anlamda bazı maçlarda mesela Serdar çok mücadele ediyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama gerçekten kalite olarak ve sisteme göre de bir forvet seçmeniz gerekiyor. Yani ben şimdi eğer öyle bir Serdar'ın varsa o zaman onun üzerinde de biraz oynamanız gerekiyor. O da Fenerbahçe'de zaman zaman olmuyordu. O yüzden çok etkisiz kalıyordu. Ama mutlaka Fenerbahçe'nin en önemli bölgesi önümüzdeki sene. Başka neye ihtiyacı var sence Fenerbahçe'nin? Bence Fenerbahçe'nin 4-5 tane çok iyi transfer yapması lazım. 4-5 tane ben öyle düşünüyorum. Bazı, şu anda takım iyi 10 kişi belli falan diyorlar. Ya Faik abi biraz önce söyledim. Şimdi Fenerbahçe öyle bir çizgi nasıl diyeyim inişli ve çıkışlı grafik çizdi ki. Yani ne oldu da 10 hafta önceki Fenerbahçe, şimdiki Fenerbahçe bu kadar başarılı oluyor? Yani eğer gerçekten bir kalite kadronuz varsa sadece fiziksel olarak, taktik ve sistem olarak yeterli olmuyor. Mental olarak da çok önemli. Biz biraz önce bahsettik, baskı. Fenerbahçe her zaman baskının altına oynayan bir takım. Bunu kaldırabilecek oyuncular gerekiyor. Bunu da bu sene maalesef Fenerbahçe'deki oyuncular bana göre o baskı hissettikleri anda maalesef kötü oynamaya başladı ve o kalite... Dediğimiz hani eğer madem kalite varsa ön plana çıkması lazım. Fenerbahçe'de bu olmadı bu sene. O yüzden ben önümüzdeki sene mutlaka bana göre orta sahada, forvette, sağ ve sol bek hatta. Çünkü bu ya, sene... Evet, çünkü onu soracağım. Fatih de müdafaa oynadı. Mesela Osayi'den sağ bek oldu, Ferdi'den sol bek oldu. Olur mu? Devamı gelir mi bunların yoksa gerçek manada o mevkileri eleman... Gerçek manada bana göre Fenerbahçe'de bir sağ bek, bir sol bek alacaktır diye düşünüyorum. Ben de Barış'a katılıyorum. Çünkü Fenerbahçe oradan çok yara aldı aslında sezon içerisinde. Yani ben alacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Birçok mevkiyede oyuncu alacağını düşünüyorum. Yani şimdi mesela orta saha Crespo, Zayis tuttu diyorlar. Mert Hakan, İrfan Can. Yani öyle bir yapıyorlar ki seneye sadece bir santrafor alıp maça çıkacak gibi bir hava var bazılarında ama öyle bir şey... Bence öyle bir şey yaparlarsa, sadece bu oyunculara güvenerek yaparlarsa bence bir hata olur. Çünkü yine söylüyorum... Çok daha farklı olacak her şey sene. Yani baştan sezon, işte hazırlık, dediğimiz gibi o baskı, Anadolu takımlarda da olsun, Galatasaray'da da bir sürü transfer yapacaklar. Şimdi Trabzonspor şampiyon olacak, daha da güçlenecek mesela. Yanına Trabzon gelecek Fener'in. Galatasaray böyle kalmayacak, Galatasaray'da transfer yapacak, en azından Beşiktaş yapacak. Yeni bir teknik adamla yeni bir heyecan tabii. Yakalandı. Valerian İsmail'i tanıyor musun? Yani ismi duydum. İsmi duydum ama çok fazla böyle... İki haftada neler gördüm. Beşiktaş'ta hemen diyorlar ki geldi düzeldi falan. Böyle bir şey olabilir mi? Yani... Bence o da reaksiyon ama şunu söyleyebilirim. Mesela ben Trabzon maçında izledim. Gerçekten o oynattığı sistemi olsun, işte oynattığı futbol olsun ben çok olumlu gördüm. Bir de şöyle bir şey var. Bir teknik direktörü dışarıda gördüğünüz zaman böyle hani dersiniz ya bir karizması var. Bir o coşku, güven... Ben bunu İsmail'de biraz görüyorum yani açıkçası. Yani bu da çok önemli. Yani çok önemli. Yani bir oyuncu için baktığınız zaman yaptığı hamlelerde, oynattığı futbol şu anda iyi gözüküyor ama yine de yani Beşiktaş için de aynı şey geçerli yani. Önümüzdeki sezon nasıl başlayacak? Buradan başlarken baskıyla çok zor yani. Çok zor, çok zor. Fatih sen Trabzon'da da kısa bir sürede olsa oynadın. Trabzon'un bu çıkışı çok başarılı olduğundan mı büyüklerin çok geri kalışına mı biraz bağlı? Ya şimdi yani, Trabzonspor bu sene gerçekten iyi bir mücadele ediyor. İyi de oynuyor.
Yani tabii hak etti buraya kadar Trabzon her şeyi ama burada tarihte de herhalde özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın üçünün birden bu derecede kötü olması Trabzon'a da yaradı açıkçası. Tarihte de böyle bir şey olmamıştır diye düşünüyorum. İkisi mutlaka kötü gitmiştir ama mutlaka Trabzon'un yanında biri vardır o zaman yani şampiyonluk yarışında. Bu sene üçü birden yok. Bu Trabzon'un çok büyük avantajını oldu. Ama Trabzon'da tabii hakkını vermek lazım. Trabzon'da bu sene iyi mücadele etti. Evet. Şimdi teknik direktörlere gelirse ikiniz de teknik direktörlük yaptınız. Ne kadar katkı? Hep bu tartışılıyor. Çok teknik direktör katkısı, teknik direktör katkısı. Mesela senin çalıştığın Del Bosque'yle de çalıştın. Mesela çok etki altında kaldın ya da çok bir şeyler sana katan teknik direktörler kim oldu mesela? Ya çoğu teknik direktörlerle çalıştım. Gerçekten çok kalite. Teknik direktörlük tabii mesela futbolculuktan çok daha farklı bir iş ve gerçekten çok çalışma gerekiyor. Analiz yapmak gerekiyor, takımı tanımak gerekiyor. İşte 25 tane oyuncunuz var. Herkesin başka farklı bir karakterleri var. Onlara hazırlanmak, onları psikolojik ya bir sürü şey var. Tabii ki teknik direktörün sahada şey vardır. Hani ne derler? Katkı sağlıyor. Ama tabii en önemli şey takımın kalitesi. Yani biz bugün, yani şöyle örnek verelim. Şimdi Guardiola gelsin bu Galatasaray'a. Acaba ben ne yapalım? Bunu savunuyorum. Bana diyorlar teknik direktör. Yani diyorum ki. Yani var ama bu kadar da olmuyor. Yani siz eğer malzemeniz malzeme yoksa. Kesinlikle ben öyle inanıyorum. Yani Fenerbahçe'nin şimdi tabii kızmasınlar ama çok iyi bir malzemesi var. Burada geride kalışı sürpriz zaten. Evet. Değil mi? Yani iki tane takım çıkartıyor. Evet. Kim çıkartıyor iki tane takım? Tabii. Mesela Beşiktaş'ın başına sakatlıklar geldi. Beşiktaş dağıldı. Evet. Kesinlikle öyle. Kalitesi en önemli. Ondan sonra tabii teknik direktörlerine oynayacağın sistemler olsun. İşte futbolcular yapılan taraf. Mesela sen Lucescu'yla çalıştın. Yere göğe sığdırılamayan bir teknik adam. Ne diyorsun Lucescu için? Yani şöyle yere göğe sığdırılamayacak bana göre bir teknik adam değil yani. Çünkü ben birçok teknik adam. Lucescu gelince hemen şampiyon olunacak. Ya öyle bir şey yok tabii. Yani biz mesela baktığınız zaman biz Lucescu gelmedenki dönemimize bakın. Fatih Terim dönemine bakın. Maçlarımız farklı skorlarla bitiyordu mesela. Ama Lucescu dönemine bakın. Hep 1-0, 2-1 kazandık çoğu maçımız. Baktığınız zaman. Neye bağlıyorsun? Yani neye bağlıyoruz? Lucescu daha garantici. Yani daha defansif anlayışı sağlam tutan bir teknik adamdı. Evet. Ama Fatih Hoca'ya baktığınız zaman da Fatih Hocam hep hücum oynayan, daha çok hücuma yönelen, bir an önce pozisyona gidip golü bulan, pozisyonu bulan bir takım. Ama sizin de kadronuz da yani. Yani de. Kadrolar çok iyi tabii. Ya. Tabii yani kadrolar... Ben hocama da katılıyorum, Baliç'e de katılıyorum Baliç hocama. Yani antrenörün sağ kenarındaki katkısı mutlaka var ama elinizdeki futbolcu kalitesi çok önemli. Rahmetli İslam Çupi derdi ki bana... Bir futbolcu vardır derdi, bir de topçu vardır derdi. Eğer takımda futbolcular fazlaysa sonuç alırsın, topçular fazlaysa hiçbir şey yapamazsan ne yaparsan yap derdi. Bizim de Faik abi bir laf var. Mesela şimdi topçu kalitesi oluyor ya işte pas yaparken. Şimdi Türkçe'ye çeviriyorum mesela. Diyorsun ki öyle bir topçu ki mesela teknik olarak çok kötü diyor. Pas veriyorsun diyor. Sen ona yuvarlak veriyorsun. O sana kareli geri geliyor. Hani şey var ya. Çarpıp geliyor. Yani öyle şeyler de var. Tabii yani, canım yani anlaşacağın, pas alışverişi yapacağın, tabii. Oyuncuların... En önemlisi kalite. Kalite. Futbolcu kalitesi. Şimdi biraz da şeyi konuşalım diyorum. Bu tabii sizi bulmuşken biraz özel bir program oluyor. Gökhan Gönül'le Caner'den alıp işte Tanju'lar var. Bu kulüp büyükler arasında bilhassa Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray arasında takım değiştirenler sonradan büyük tepkiler alıyor. Evet. Sen mesela Galatasaray altyapısından gelip sonra Fenerbahçe'ye geldikten sonra neler yaşadın? Sonra Galatasaraylılar nasıl baktı? Yani nasıl bir duygu oluyor yani? O kararı vermek nasıl oluyor Fenerbahçe'ye gelmek? Neden Galatasaray'dan ayrıldın? Ya şimdi tabii kolay olmuyor. Şimdi büyük bir camiadan büyük bir camiaya gidiyorsunuz. Ve iki karşılıklı bir camiaya gidiyorsunuz. Evet. Onun için... Arada Beşiktaş'a gittiğiniz zaman Fener'den veya Galatasaray'dan çok tepki şey olmuyor ama Fener'den Galatasaray'a, Galatasaray'dan Fener'e geldiğiniz zaman tabii olay çok daha farklı oluyor. Ama ben bunu her zaman söylüyorum. Baliç de futbol oynadı. Büyük takımlarda Galatasaray'da, Fenerbahçe'de top oynayan oyuncular özellikle kolay kolay kendi yerlerinden aslında ayrılmak istemezler. Bunları bazen yöneticiler, bazı futbolcuları zorla hani ayrılması için itiyorlar. Bizim de nitekim de öyle oldu zaten. Yani hani ben kendimi de hariç tutuyorum. Birçok oyuncu biz mesela Galatasaray'dan son dönemde UEFA Kupası'ndan ve Süper Kupa'dan sonra hepimiz ayrıldık. Ama
tamamen bütün arkadaşlarımın ayrılığı, ben çok uzatmayayım hani lafı şey ama bütün arkadaşlarım ve benim ayrılmamdaki tek sebep ne, yöneticiler. Yöneticilerin hataları. Yoksa ayrılmaz. Yoksa hiç yani. Kendi takımımızdan ayrılmazdık. Ha, şöyle bir şey var. Ben Fenerbahçe'ye gittim oradan tabii. Fenerbahçe'de Galatasaray ne kadar büyük camiasa, Fenerbahçe o kadar büyük camia. Onun için orada da tabii Fenerbahçe'de çok iyi bir dönemlerim oldu. Şampiyonluk yaşadım iki tane. Çok memnun oldum. Sağ olsun taraftar da sahip çıktı. Yani güzel evet, anılarım var Fenerbahçe'de. Tabii. Evet yani çok da iyi mücadele ettim. Çok da iyi top oynadım. Ama mesela ama, sen Fenerbahçe'ye gelmene rağmen Galatasaray'dan mesela Gökhan'la Caner'e çok tepki aldı. Evet. Onlar kadar mesela karşı taraftan tepki almadın. Yok. Galatasaray'dan. Yani, yani şöyle zaman zaman ister istemez oluyor biliyorsunuz. Bizim ülkede fanatik olan oyuncu arkadaşlarımız çok var. Taraftarlar çok var. Zaman zaman oluyor ama bu da normal diyorsunuz, geçiyorsunuz ama dediğim gibi büyük takımda oynayan bir futbolcu kolay kolay kendi yerinden aslında ayrılmaz. Bu tamamen Fenerbahçe'de de öyle, Galatasaray'da yöneticilerin hatalarıdır. Evet, mesela yıllar da geçse hep bir medya mensubunu, bilmiyorum tabii isim vermiyorum ki ben çok yakında o zaman muhabirlik döneminde olduğu için biliyorum. Mesela Baliç'le ilgili bir gün bir manşet çıktı, hatırlıyor musun? Kefen giyerim. Baliç o zaman kefenin ne olduğunu bilmiyor. Kefen giyerim, Galatasaray forması mı giymem? Ya o kadar... Yani, böyle bir şey çıktı ama ya, çok, sen çok zararını görmedin mi? Ya, yani, bu benim, hala konuşmuyor. Bu benim için de yazıldı mesela işte Fenerbahçe'ye gitmem böyle yaparım. Ya konu gazeteciyle o zamanlar yani mesela biz de genciz. Konuşuyoruz hani sohbet esnasında. Onu söylemiyorsun. Farklı bir şeyse o alıyor onu hemen... Manşetleri taşıyıp böyle bir şey söylüyor. Yani Faik abi sen böyle seni... Ersi gün bakıyorum açıyorum. Ya ben bunu demedim ki diyorum böyle bir şey. Ya inanılmaz. Ya bu bizim zamanımızda çok oluyordu. Ben hatta diyorum ki yani Baliç o zamanlar tabii yurt dışından da gelmedi. Baliç kefenin ne olduğunu Türkçesini bile bilmiyordu o zaman. Aynen öyle değil mi? Yani. Tabii senelerce tıklama yaptık yani. Ama yani bu hep sürekli seni... Kaldı her hala soruluyor bak. Hala soruluyor. Biz kim de hala için? Galatasaray için mi, Fener için mi söylenmiş? Yok Galatasaray için yazılmış. Evet. Tabii bizim o zaman hani o kadar önemsiz ki... Hani belki bir basın toplantısı yapıp ya da bir açıklama bile gerek duymadım çünkü yalan hani bir haber. Sen de beni tanıyorsun yani tabii. benim ağzımda böyle bir laf, böyle bir en kelime. Seni söyledi kefen nedir böyle? Ne demek bile bilmiyoruz bile ne olacak. Evet. Ama işte maalesef bize yapıştırdılar. Ama bu böyle yapıştı kaldı. Aynen yapıştı peki kaldı. Sen, Fatih Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geldi. Sen Fenerbahçe'den Galatasaray'a gittin. Sen neler yaşadın? Aynen neler aynısını oldu? Aslında yaşadım ben de. Çünkü Fenerbahçe'den... Senin ayrılman kalmak istedim. Ben kiralık olarak Madrid'e geldim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de şampiyon olduk o sene. İşte bazı yöneticilerden işte istememesi sıkıntıları oldu. Ben de tabii Madrid'e tekrar döndüm. Benim de aslında Galatasaray'a gelme bir şeyim yoktu kafamda. Tamamen tesadüf oldu. Bir de ben tabii o büyük sakatlıklardan sonra artık çok oynamaya çok özlemiştim. Bir de tamamen tesadüf oldu. 27 yaşındaydım o zaman. Hani, kim vardı Galatasaray'da o zaman seni isteyen? Fatih Hoca? Fatih Hoca geldi. Haldun üstünden Haldun, şey var, evet, vardı üstünden, sport edildi evet, üstünden. Onda kulakları sınırsın burada. Aynen onunla görüşmüştük. İşte gelmek ister misin diye. Biz de tabii hani oynamak için hatta şöyle bir şey de var. Madrid'den o mukavelinde neredeyse %50 daha indirim yapıp da sırf oynamak için Galatasaray'a geldim. Çünkü kendime göstermek istedim. Hani sürekli oynayan bir oyuncu olduğum için. Sürekli oynamak istedim. Öyle bir tesadüf oldu. Hayır, tabii. Şeye de şaşırdım. Mesela buradan bir daha geçmiş olsun diyelim. Seni çok sever. Şu transferinde biliyorsun. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayıp evet. Çok ciddi bir para verdi Sayın Aziz Yıldırım. Değil evet. Mi? 10 milyon euro gibi bir paraya Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye geldin. Aynen öyle. Ki, 9 milyon sonra orada niye yani istenmeme durumuna şaşırdım yani. Valla işte bunu kimse bilmiyor. Yönetimin arasında bir bazı insanlar vardı. Bana ileten oydu. Çünkü bunu kimse bilmiyor. Hani biz çünkü hala Fenerbahçeli işte niye kalmadın, niye başka takıma gittin, keşke kalsaydın. Ben de isterdim. Keşke 4-5 sene, 6 sene ya da 10 sene Fenerbahçe'de kalsaydım ama maalesef öyle bir şey olunca hani şey oluyorsunuz, elleriniz bağlı oluyor. Mutlaka tabii oynamak istiyorsunuz. Oynamak yani istiyorsunuz, madde. Başka bir yere gidiyorsun. Evet, bir kısa ara vereceğiz. Aradan sonra tabii İspanya macerası var. Çok özel, bugün çok özel bir program yapıyoruz ve bu özel programında sürpriz bantları var. Onları biraz sonra sizlerle birlikte izleyeceğiz. Biraz keyifleneceğiz, biraz anılara gireceğiz, biraz güleceğiz. Ama sizden kısa bir ara rica edelim. Tekrar devam edeceğiz.
Evet, bu özel programda biraz anılara gideceğiz şimdi. 3 Nisan 2001 Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı Ali Sami Yen'de Galatasaray Real Madrid. Hep beraber izliyoruz. Fatih de o gün o maçta, değil mi? Evet, İkincilere uçtu, mi giriyorsun? Uçtu. İkincilere gidiyorum. İkincilere giriyorsun. Maçı izleyelim, üzerine konuşacağız. Evet, müthiş bir maç. Kadroya bak. Taferel, Kaponlar, Popescu'lar, Bülent Korkmaz, Suat Kaya, Ümit Davalı, Okan Buruk, Hasan Şaş, Hacı Cerdel, Ergün Pembe. Rövanşı 3-0 kaybediyorsun. Evet. Niye, nasıl oluyor? Yani? Ya şimdi tabii oranın atmosferi gerçekten çok farklı oluyor. Ama... Sen o arada Baliş Real Madrid'den o sene Fenerbahçe'ye kiralı geldim. Evet, bu sene kiralı geldim. Evet. Ya oradaki atmosfer tabii ki çok farklı oluyor. Yani Baliş biliyor. Bizim orada sakatlarımız da çok vardı. Biz oraya eksikte gitmiştik. Ben o maç herhalde hatırlıyorsam maça sol bekte başlamıştım. Sol bek, evet. Sol bek olarak başladım. Çünkü iki tane sol bek oyuncumuz, biri cezalı biri sakattı galiba Ergün abi de herhalde. Ben sol bek başlamıştım. Yani bir sürü eksiğimiz de vardı. Ama tabii sonuçta Real Madrid'den doğrudan çıkmak kolay değil. Yani güzel maç olmuştu ama. 75 bin seyirci var. Evet. O maçta. Evet. Baliç Fenerbahçe'den Real Madrid'e giderken notlarda şöyle diyorlar. Real Madrid'in en büyük transfer ücreti ödediği futbolcu. Yani senden önce sana ödenen 22 milyon euro. Tabii 20 milyon dolar falan. 20 milyon dolar. Aynen. 20 milyon dolar. Ama senden programa girmeden evvel de böyle sohbet ederken başka bir dünya dedin orası. Ve orada sakatlıklar da tabii girdi. Tabii. Ama yani onu 20 milyon euro döverse fark etmiyor. İlla oynatacaksın diye bir şey yok orada diyorsun. Kesinlikle. Nasıl bir dünya? Yani Real Madrid, Barcelona çok farklı bir yer diyorsun. Ya tabii şimdi benim şanssızlığı tabii o sakatlıklar hemen. Çünkü John Toshak hocaydı o zaman, evet, orada. Beni tanıyan bir hoca ve o, bu çok önemli tabii. Her takıma gittiğiniz zaman hoca eğer size istiyorsa ve tanıyorsa, arkasında duruyorsa bu çok önemli bir şey. Hele böyle büyük bir takımda. Bu da böyle güzel başlamıştı. İşte o hazırlık kamplarda falan hepsi oynatıyordu, işte bilmem ne falan. Sonra ben ilk sakatlık yaşadım daha lig başlamadan önce. Neyse, kısa bir sürede sonra toparladım. Ondan sonra tabii Madrid kötü gitmeye başladı. Toşağı gitti, Del Bosque geldi. Del Bosque'den sonra ben ağır bir sakatlık geçirdim. Ondan sonra... Yani o sakatlığı yaşamasaydın çok farklı ya, olur muydu? Ya ben inanıyorum yani mutlaka. Çünkü... Ama çok önemli transferler geldi bu arada, değil mi? O ikinci sezon, tabii zaten çok büyük oyuncular, biraz önce gördüğümüz oyuncular, Figo daha sonra geldi, Zidane sonra geldi. Yani gerçekten dünyanın en iyi oyuncuları geldi. Kolay değildi tabii. Bir de senin söylediği gibi, yani şimdi o kadar para harcanıyor. İşte Real Madrid'in tarihinde en büyük transferi. Belki o zaman o kafayla düşünüyorsunuz. Yani mutlaka size oynatacaklar, yani mutlaka şansı falan verecekler, çok üst üste oynayacaksınız. Orada yok, orada sadece bir tane şansınız var. Çıkıyorsunuz, o maçı iyi oynamasanız hemen oturuyorsunuz. Yani o level, o yüzden diyorum. Yani orada sadece iyi futbolcu olmanız yetmiyor, süper oyuncu olmanız gerekiyor. Gittiğin zaman gene Real Madrid'de, Real Madrid'deki o günleri, yani evet, orada tabii ki yaşadıkların falan herhalde kulüpte gene bir havan vardır yani. Ben şaşırdım gerçekten. Ben geldikten sonra mesela oyunculardan şey bekliyordum. Acaba nasıl tepki gösterecekler? Beni tanımıyorlar çünkü sonuçta Türkiye Ligi'nde geliyorum, Fenerbahçe'den geliyorum ama inanın o büyük yıldızlar, o büyük oyuncular beni o kadar güzel karşıladılar ki. Mesela Fernando Hierro hatırlıyorum. Ertesi gün ben tesise geldim, beni tek başına karşıladı. Bana söylediği, işte bir şey ihtiyacın olursa işte ben buradayım, ben kaptanım falan. Ben dedim biliyorum, ben senin resimleri topluyordum zaten küçükken. Resimleri topladığın... Tabii eski resimler... Oyuncuya şey, takım arkadaşı oldu. Tabii takım arkadaşı oldu. Sanchez vardı o zaman. Evet. Soruyorsun işte adam kaç sene dedim sen Real Madrid... 17 sene diyor Real Madrid'deyim yani. Gerçekten efsane oyuncular. Raul önemli oyuncu orada bir, değil mi? Tabii tabii, o da çok Raul önemliydi. Çok ondan önemli. Sonra yanınızda işte... McManamanlar, işte Raul, Morientes, Zidane, Figo. Şaşırıyorsun ama değil mi? Yani kesinlikle insan... şaşırıyorsun tabii. Bakıyorsun yani bunlar insan mı diye, ama gerçekten insanlarmış. Ama sen de o takımın bir yıldızı olarak transfer oldun. Tabii yani dediğim gibi en büyük transferde büyük bir beklenti yani vardı. Yani sen birini torpiliyle oraya gitmedin ki. Sen sonuçta Baliç burada çok başarılı olduğun için seni transfer ettiler. O kesin. Zaten çok izlemeye yani geldiler. Tabii. Öyle beni transfer ettiler. Yani hiç herhangi bir torpil zaten. Evet. Baliç Real Madrid'e gittikten sonra tabii ki bu transfer anlaşması gereği galiba İstanbul'a bir hazırlık maçına geldiniz. Evet. Ve o zaman işte 3 Ağustos 1999, şimdi Kadıköy'e gideceğiz.
Maçın benim için de şöyle bir esprisi oldu. Bunu izleyip çıkartırken bizim arkadaşlarla. O dönem bu maçı benim o dönem çalıştığım kanal yayınlamış. Ve ben de bu maçı Kerem Öncel'e anlatırken ben de bu maçın yorumunu yapmışım. Ben de izlerken fark ettim bunu. Çok keyifli bir maçtı. Ve Barış da Kadıköy'de ilk golünü Fenerbahçe'ye atıyor. Hem o maç hem Parma maçı sen Parma maçı da bizde. Evet, Parma maçıyla da anımız var. Çok süper. Parma maçı çok süper. Evet, izleyelim o maçı da. Konuşalım sonra üzerine. Evet, güzel bir maç. Tabii insan orada Fenerbahçe'ye gol atınca ben de orada yorum yaptım. Sanki pişman oldu gibilerden. Doğru, öyle bir ama tabii kaçırsam, atmasan başka. Burada futbolda böyle şeyler yok. Profesyonel hayatta. Kesinlikle. Enteresan bir maç tabii. Sonra bir Parma maçı daha vardı Fenerbahçe'deyken. O da biz yayınlamıştık. Aynen sen, evet. Evet, Moldova'da. Hala attım. İzliyorum ha bazen. İzliyorsun sesini değil mi? Hala, duyuyorum. Evet, o maçı da ben de tabii güzel bir anı. Bu arada golü attığın Rüştü de senden sonra Barcelona'ya gitti. Evet, çok güzel. O da ama orada şanssız. Yani buradan giden oyuncular, sen de gittin evet. İspanya'ya. Evet. Neden? Ortama mı ayak uyuyor? Yani gidenlerin çoğu uzun ömürlü, bir Boliş de geldi Real Vallecano'ya evet, değil mi evet. Seninle beraber? Aynen. Çok uzun ömürlü olmuyor. Bir Nihat Kahveci galiba başarılı çok oldu orada. Evet. Nihat uzun bir dönem kaldı evet İspanya'da. Evet. Bu Fenerbahçe Galatasaray arasında sizi karşılıklı oynamadınız değil mi? Oynadık. Şeyde yani sen Galatasaray'dayken. Evet ben Fenerbahçe'deyim. Fenerbahçe'deyken nasıl... Sert etmiş çok. Çok şeydi, zorlanıyordu tabii. Yani hem çabuk hem kuvvetli hem topu biliyordu. Baya bir karşılaştık. O bir tane maç var ya 2-2. Evet. 98'de tam çok birbirimizle. 2-0 bayağı... Fenerbahçe galipken sonra Erol Bulut bir penaltı yaptırdı. 2-2 biten aynen maç öyle, değil mi? Aynen öyle. Orada Fenerbahçe'nin şampiyonluğu falan gitti yani. Orada kazansa biz orada bizim için Galatasaray için orada o maçtan sonra şey döndü yani. Ya şimdi orada öyle bir kadro... Önce Vedat atıldı galiba. Ben evet. Tabii beni düşürdü. Seni düşürdü. Kırmızı. Sonra evet. Ben attırdım şeyi Moldova'na. Sonra attım ikinciyi. 2-0, 2-20 dakika. Normalde işte herkes böyle 4-5 beklerken. Tabii. Sonra bir kırmızı kart. Tribünler yandı mandı ben o vakit. Aynen. Bir de o zaman Galatasaray zaten uçuyor. Yani öyle bir kadro var ki. Yani onlara yenmek orada... Yani böyle ezerek yenmek bizim şeyimizdi yani böyle çok isti ve öyle maç gidiyordu. Galatasaray da bayağı çökmüştü yani 10 kişi kalmış değil mi yani? Aynen 20-25 dakika ondan sonra zaten son dakikada işte 2-2 olunca biraz daha uzasaydı biz kaybedecektik maçı yani onlar biraz daha öne. Kolaysınlar biraz daha uzun. evet olabilirdi. Peki böyle hiç aklınıza kalan matrak hikaye var mı Fener Galatasaray'da bu şeyde aralarınızda ya da orada Fenerbahçe'de senin mesela yaşadığın matrak hikayeler var mı futbolcularda? Yani. Ya ben o maçta bir... Balişe'ye bir taç çizgisinin orada bir omuz atmıştım. Düşme. Düştü bayağı bir yuvarlandı ama. Ya ben de üzüldüm sonra dedim konuş kusura bakma. Çok güçlü o evet. Çok güçlüydü. Öyle bir şey hatta bir arada şey olmuştu o maçta. Sen biriyle böyle kavga mı ediyordu? Bir şey böyle ben de sana seni şey yapıyordum evet. Sakinleşiyordum. Ama Urçun da sahada değil mi? Ha? Sahada çok hırslıydı Urçun da. Çok iyi futbol. Baksana o Madrid maçında uçuyor ya adam gerçekten. Ya biz sırf maçlar değil bizim antrenmanlarımız da maç gibi geçiyordu. Hani ya eski kaliteler yok artık. Tabii canım, çok antrenmanlarımız güzel, çok bile mesela biz vardı. Yani şöyle bir şey Faik abi biz çoğu zaman mesela antrenmanlarda antrenmandan sonra yaptığımız çift kalenin yani hırsından kavga ediyorduk birbirimizle. Evet. Yani işte sen orada atmadın pası işte sen bana... Bir de mesela Fatih hep şöyle söyler. Ya bu bize çok oluyordu yani. Fatih Hoca çok futbolcuyu doldurur. Böyle bir şeyler var mı yani yoksa... Ya doldurur derken Türk futbolcusunu tanıyordu ona göre hırslandırıyordu. Ona ne göre... yapıyordu mesela yani? Yapıyordu. Yani ne derdi yani? Laf sokuyordu. Ya bazen sallıyordu bazen seviyordu. Çok seviyordu. Ben mesela alışamadım biliyor musun? Ben değil hiç şey anlamadım. Fatih Hoca'ya ben alışamadım yani çalışırken... Çünkü... Onun yapısını bilmek önemli. Yapısını bilmiyorum. Ben çok duygusalım mesela. Evet. Hani mesela bana laf böyle sokması beni inanılmaz böyle... mesela şöyle örnek vereyim. Mesela antrenmanda antrenman yapıyoruz. İşte korner mesela var. Ben korner vuruş yapıyordum. Mesela çok iyi bir korner atıyorum. Bana geliyor böyle, bir de maçta böyle yapsam falan. Ben var ya bir gidiyorum. Sana. Ben de... Ben öyle dedim ki bir de oynatsaydınız dedim benim. Çünkü ben ilk geldim Galatasaray'a 7 hafta hiç beni oynatmadı. Sana yine şimdi iyi yapmış. Bir tane arkadaşımıza isim vermeyeyim. Evet. Çok çalım yapıyor diye topu antrenmanda biri çalmadı, ikinci çalmadı, üçü çalmadı. Hala tekrar çalım atıyor, oyunu durdurdu. Biz de döndük. Gel buraya dedi bir tane top aldı. Verdi ona sen git dedi dışarıda oynadın. Hocamızın da kulaklarını çınlatalım. Evet, çok selam gönderdim. Şimdi tabii teknik direktörleri anlatıyorlar ama kendileri de teknik direktörlük yaptı. Evet.
Fatih Akken arkadaşlar bir bantı bulmuşlar. O bantı bana izlettiler. Hoşuma gitti. Bir bak izleyelim. Ben Gümüşhane gibi hatırlıyorum bir maç sonrası. Konuşma yapıyorsun sen de Fatih Hoca gibi. Bir izleyelim bakalım soyunma odasında. Hadi bakalım. Buraya geldiklerine göre mücadele edecekler. Oynayacaklar. Sizden ricam kimse konsantrasyon bozukluğu yaşamasın. Bak, Önder Hoca'nın söylediği gibi. O kadar maç oynadık, o kadar susuzluk çektik, o kadar parasızlık çektik. Bütün her şeyi alıp götürmeyin. Sizden ricam bugün bu. Türkiye'ye rezil olur. Size dün akşam söyledim. Hiç gerek yok. 1.90 dakika kendinizi verin. Kazandığımız takdirde bak bugün rakiplerimizin zor maçları var. Yazık etmeyelim. Hem futbolculuğumuza, hem takımımıza, hem bu şehre ihanet etmeyelim. Sizden ricam. Ne olursa olsun. Bir futbolcu para da alması oynar. Böyle maçlarda oynamamanın hiçbir şey bir şey yok. Sadece size gurur verir oynamanız. Sizden ricam. Bugün adam gibi mücadele edin. Mücadele edin takdir Allah'ın. Ona bir şey yapacak bir şey yok. Ama bugün rakiplerimizin zor maçları var. Kazanmamız lazım. Bu takıma bu şehre yazık etmeyelim. Allah yardım etsin. Evet, bu Gümüşhane Spor değil mi? Evet. Ne maçı? Kazandınız mı bu maçı? Kazandık, evet. Öyle mi? Evet. Ne güzel. İşte böyle diyorum yani şimdi mesela yabancı teknik direktörler böyle bir konuşma falan yapamıyorlar. Mesela Torrent'in maçtan önce değil mi? Yani ya şimdi, Fatih Hoca'nın motivasyonu, diğer işte İsmail Kartal'ın. Yabancı antrenör, teknik adamlar. Mesela Lucescu daha böyle konuşmaları yaparken daha mı? Ya şöyle Lucescu hani buna yakın yapıyor diyebiliriz. Çünkü işte Balkan ülkelerinin o şeyleri, insanları birbirlerini tanıyordu, şey yapıyordu ama mesela İspanya'dan bir hoca gelsin, İngiltere'den bir hoca gelsin, İtalya'dan bir hoca gelsin. Tabii ki Türk oyuncusunun yapısı farklı biraz. Yani duygusal, işte onu işte gaza getirerek, okşayarak. Yani bu tarz şeyleri çok antrenör olarak çok yaşadık. Fatih Hoca da bunu mesela soyunma odasında konuşmasında oyuncuyu çok etkiliyordu. Oyuncunun yani son sahaya çıkarken artık o konuşmayı Bal işte çok defa yaşamıştır. Sizin tabii final UEFA yani. Kupası finali. Evet. Değil mi? O maçtaki bir konuşması var herhalde. O bir kaset masette oluyor galiba. Sonra süper tabii. Değil mi? Müthiş. Yani Fatih Hoca oyuncusunu çok iyi motive ediyordu. Yani özellikle Türk futbolcusunu. Zaten bizim dönemimizde ki bize gelen yabancılar işte Popescu olsun, Hacı olsun yani Türk gibi davranıyorlardı. Onun için onlar da her şeyi. Peki mesela Hacı çok problemli derlerdi. Hacı ile sıkıntılar yaşamıyor muydu Fatih Hoca? Ya da ya Hacı'ya bağırır mıydı mesela kız Baliç'e yaptığı gibi yani o da söyler miydi? Eleştirir miydi? Ben çalıştım Hacı ile. Ya tabii ki Hacı'ya da zaman zaman şeylerde bulunuyordu ama tabii ses tonu veya söyleme şekli daha farklıydı. Çünkü yaş olarak ve dünya yıldızı olarak şimdi kalkıp onu tabii o da çok önemli. Yani hoca olarak Fatih Hoca yani herkese sen Hacı ile nerede çalıştın? Şey işte hocalık yaptı. Ben Galatasaray'a ikinci sezon Fatih Hoca'ya gittikten sonra. O nasıl? Çalışman nasıl? Ya Hacı ile şöyle bir mesela anım var. Şimdi bir antrenmanda bir şey yapıyoruz. Böyle bir çalışma yapıyoruz. 5'e 4 falan. İşte durduruyor. İşte başlıyor bağırmaya işte. Niye böyle yapmıyorsun? İşte mesela alıyor topu diyor ki böyle atacaksınız. E dedim herkes sen mi yani? Herkes orayı top atacak. Yani bir topu ama alıyor mesela. Öyle de çok başarılı olamadı o. Olamadı. Yani yani ama ya ben yani her zaman söylüyorum. Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük yabancı oyuncu. Yani kesinlikle. Ben onun üstüne daha bir numaram. Ben de öyle. Alex'le karşılaştırılıyor bazen. Alex'le. Hiç mümkün değil. Yani. Farklı oyuncular bir. İkincisi bence de. Yok Hacı yani başka. Farklı tarzları var ama Hacı her zaman iki adım öndedir diye düşünüyorum. Çünkü evet. Hacı çok farklı. Yani saha içinde de çok karakter. Özellikleri zaten Alex de söylüyor. Farklı. Alex de söylüyor. Kendisi de sormuşlar. O da kendisi için şey. Zaten yani özellikleri farklı değil mi? Yani tabii, bence de. Bizim mesela Hacı ile bir anımız var Ali Sami'de. Evet. Bir gün ben topu ayağıma aldım. O da sağ taraftan gidiyor. Benim önümde bomboştu. Ama ben topu sol tarafa attım. Hani şey yaptım. Bu da bana atmadın diye çok kızdı. Niye kızdı? Yani çok sinirlendi. Geldi bana Ali Sami Yen'de maç içerisinde. O kadar hırslı ki yakama yapıştı böyle. Bana nasıl atmasın topu diyor. Sağda. Tabii sağda yapıştı yapamaz. Sallıyor. Sen bir kafa diyor. Attın. Yok. Ben tabii sesimi çıkardım. Marco olsaydı. Hem yaş olarak bizden zaten büyük. Zaten kariyeri var falan. Neyse soyunma odasına girdik devre arasında. Baktım gözleri doldu. Geldi bana sarıldı. Ya dedi kusura bakma özür dilerim. Ben dedi hata yaptım orada falan dedi. Yani hırsımdan dedi yapmamalıydım falan dedi. Ben de ona espri olarak şaka olarak dedim ki sen dedi bana hiçbir şey yapmadın dedi. Niye yapmadın dedi orada. Dedi ben de espri olsun dedim ki. Ya dedim Hacı sen
manyak mısın? Hani ben sana şimdi böyle yaparsam 30 bin kişi üstüme iner. Benim sana vurursa iner. Ne gerek var dedim şimdi. 30 bin kişi seni tutar yani. Böyle bir espri, böyle bir anımız var. Evet, sonrasında ama hakikaten ama çok özel bir oyuncuydu. Şimdi sonlara yaklaşıyoruz. Birkaç futbolcu soracağım. Pjanić'i soracağım. Burada o da başarılı olmadı. Nasıl? Çok kaliteli bir ayak. Aslında ben Pjanić'i çok uzun yıllar tanıyorum. Biz milli takımda beraber çalıştık. Çalıştınız Safet değil mi? Safet Hoca'yla tabii. Ben de yardımcılığı yaptım 4,5 sene. Safet Sus için yardımcısıydın. Pjanić de vardı o zaman. Aynen. Pjanić de vardı. Hem başlangıçta hem de daha sonra vardı. Çok tabii kalite oyuncu. Ama son dönemlerde özellikle son 2 sene yani Juventus tarihinden sonra aslında bayağı bir düşüş var. Sadece Barcelona'dan değil. Bizim milli takımda da bayağı bir eleştirildi. Orada da başarılı olamadı değil mi? Olamadı. Bir Kazakistan maçı var galiba değil mi? Aynen aynen. Orada berabere mi kaldınız? Kaybettiniz. Aynen. Çok önemli bir maç. Maçı kaybetti galiba. Orada da kötü oynadı. Yani bayağı bir şey var. Performans düşüklüğü var. Yani kalitesi var ama hala o seviyede. Barcelona'da dönemez herhalde. Yani orada oyna. Ya döner kampa döner ama kalır mı? Kalır mı bilmiyorum. Bir çünkü kamp yaşar yani. Yani bir kamp yaşar çünkü orası başka bir level. Ben orada oynaması çok zor olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu performansla zaten mümkün değil. Başka yerde de bu performansla oynayamaz yani. Başka bir yerde Barcelona'da hiç oynayamaz. Nasıl oynayacak? Yani yazık çok kaliteli bir ayak. Yani oynadığı zaman müthiş oyunlar oynuyor yani. Kesinlikle. Tek başına maçları döndürebilecek kalitede bir ayak. Çok akıllı bir oyuncu. Yani neden böyle olduğunu ben de bilmiyorum ama ciddi bir düşüş yaşıyor bu son yılları dediğim gibi. Bakalım yani. Batshuayi için ne diyorsun? Santrafor'u, Beşiktaş'ın. Ya Batshuayi evet çok eleştiriliyor. Şimdi biz hep kariyerine bakıyoruz. Ya yok şöyle oynadı, burada oynadı bunu ama burada Türkiye'de maalesef etkili olamadı. Çünkü çok pozisyonu bulup o kadar değerlendirmemesi bana göre golcü değil yani. İyi bir oyuncu, zorluyor rakibi, çok koşan bir mücadeleci ama golcü ben diyemem yani. Çünkü bence bir golcü 4-5 tane pozisyon yapabiliyorsa yani iki tanesini atacak. Beşiktaş'ın kötü dönemine denk geldi falan diyeceğiz ama hani pozisyona da giriyor. Yakalıyor yani. Yakalıyor. Pozisyonda yakalıyor. İşte Jardel de uzun ömürlü olmadı değil mi yani Galatasaray'da? Ya olmadı. Jardel ama yani Galatasaray'da iz bıraktı. Yani ciddi tabii goller attı. Yani çok önemli maçlarda önemli goller attı yani. Yani o da uzun ömürlü olabilirdi. Evet. Golculuk başka bir şey. Jardel tam golcuydu yani. Fenerbahçe'deki en iyi golcü kimdi sence? Fenerbahçe'de golcü vallahi senin şimdi, döneminde. Benim döneminde oynadığın kim vardı? Moldovan vardı işte. Boliç çok iyi golcuydu. Başka zaten 2 senede evet. O ikisini de söyleyebilirim. Daha sonra zaten bir sürü evet, golcü geldi. Galatasaray'da Jardel vardı. Tabii ki geçmişte Tanju var. O yok ama o dönemlerde ama takım olarak çok iyiydi Galatasaray. Tabii. Aykut Kocaman. Aykut Kocaman. Golcü evet. çok esnekti yani. Çok fena. En iyi golcülerden biriydi Aykut. Kesinlikle, ne goller attı kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Ben denk şey ya biraz oynadık karşılık ama hem televizyonda izlediğim golleri falan inanılmazdı. Evet. Gerçekten. Efendim sona doğru geliyoruz. Bu özel programı özel bir bantla bitirelim. Baliç'in başka meziyetleri de var değil mi? Şarkı. Albümün var değil mi? Vardı. Kaç şarkılık albüm? Nerede yaptın albümü? 8 şarkı aslında. Nereden çıktı yani? Nasıl oldu bu? Albüm nasıl yaptın? Ya ben küçüklüğümden beri müzikle çok şey vardı. Şey çalar mısın? Eskiden akordeon çalıyordum bizim Bosna'da. İşte çok az gitar unuttun falan. Unuttun mu şimdi? Çalabilir misin mesela? Şimdi unuttum. Bayağı bir 15 sene hiç çalmıyorum. Hep çok böyle güzel. Ya müzik ya futbol. İşte anne baba mesela anne daha çok müziğe yatkındı işte yok oğlum düşme seni vururlar şöyle bile anne duygusal falan ya babam hep futbola falan daha çok ben de daha çok futbolu böyle devam ettim ama hep müzik şey kaldı benim yani hayatımda hobi olarak. Sonra nasıl oldu bu albüm? Sonra ben işte bir gün dedim hayalim bir albüm yapmak öyle şarkı söylemek sonra işte Bosa'da bizim orada bir yazarlar vardı falan işte girdik bilmem ne sonra orada bir demo yaptık sonra Türkiye'ye geldim İstanbul'da şey yaptım. Şarkıları nasıl? Şarkılar bizim boşlukçu şarkılar. Yani duygusal yani, şarkılar. Bilinen şarkılardan. Yok, yeni şarkılar onlar. Ha yeni mi? Tabii. Evet. Tabii albüm yok sattı ya. Evet. Bakalım nasıl söylemiş. Bir sizin de notunuzu alalım. Baliç'in bir şarkısını dinleyelim bakalım. Hakikaten yok abi satmıştır. Faik abi neler çıkarttın ya. Tebrik ediyoruz. Burada ne diyorsun? Tabii biz anlamıyoruz. Ya böyle aşk şarkısı. Güzel aslında. Yorumlar yani güzeldi. Duygusal mı? Veda yani ayrılık şarkısı. Ayrılık şarkısı evet. Hep böyle. Onun gibi bir şey. Ha. Yani böyle güzel bir sözleri güzeldir. Evet. Arkadaşlar
noktayı koyuyoruz. Çok keyifli bir akşam oldu. Özel bir program oldu. Hem Fatih Akyel'e hem Elbir Baliç'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, çok teşekkür. Yeniden inşallah görüşürüz gene bu lig i̇nşallah. Devam ediyor maçlar sezon, yeni sezonda da. Efendim iyi akşamlar, hoşça kalın. Noktayı koyuyoruz. Haftaya görüşmek üzere.